Gençliğin gözyaşları. Hemen kenar ortayın 3 numaralı testini çözmeye başladık dostlar. Hemen bakıyoruz. İlk sorumuz ne diyormuş? Bir ikizkenar üçgen görüyorum arkadaşlarım. AB, AC'ye eşit. G ağırlık merkezi demiş. O halde buradan aşağıya inen doğru kesinlikle ama kesinlikle yükseklik olacak. Kenar ortay olacak. G'den geçtiğine göre kesin kenar ortay. İkiz kenardan sebep kayı kuralı yaptım hemen dostum. Hem kenar ortay hem de yükseklik oldu. İkiz kenar da var. Yükseklik oldu. Açı ortayda olacak. Demek ki şurası da açı ortay diyebilirim artık. Peki ağırlık merkezinin özelliği neydi? Tabana 1, açıya 2. Bak açıya 6 düşmüş, tabana 3 düşecek o zaman yarısı. Şurada da 3, 4, 5 üçgenini gördük. E bu kenar ortaydı, burası da 4. Bak x ne çıktı? 8 geldi. 1 numaralı sorumun cevabı Bursa. Geldik 2 numaraya. 3-1-2 kuralı görüyorum burada da, bir bakalım. DE paraleldir BC. Evet, şimdi 3-1-2 kuralı olabilmesi için bir kere bir orta taban çizilecek. Ağırlık merkezi olacak. Yukarıdan aşağıya doğru inen kenar ortay 3K, 1K, 2K şeklinde bölünecek. Şimdi şuraya yazalım. 3K, 1K, 2K. Bana da demiş ki FG'yi 4 verdim sana. Yani K'yı 4 verdim demiş. AH'ı istiyor. AH kaç K oldu? 6K'yı istiyor. 6 kere 4'ten 24'ü paketledik dostlar. 3 numaralı sorumuz. E noktası elemanıdır AF'nin. Tamam. BC 36 verilmiş. BC 36 ise şurası da 18'dir. Burası da 18'dir. Hatta dik açıdan indiği için kenar ortayım. AF de muhteşem üçlüden dolayı 18'dir dedim. D noktası ABC'nin, E noktası da DBC'nin ağırlık merkezi. Şimdi E noktası şu küçük üçgenin ağırlık merkezi ise buraya 1K, buraya 2K dedim. E Denizli noktası da büyük üçgenin ağırlık merkezi. Bakın tabana yakın parçaya 3K dediyse açıya yakın parça 2 katı olacak 6K. Toplam AF ne çıktı? 9K. 9K'yı 18 verdiyse K'yı da 2 vermiştir dedim. DE'yi istiyormuş. DE dediğimiz yer 2K'ydı. 2 kere 2'den 4'ü işaretledik dostlar. 4 numaralı soru. BEC ve ADC birer üçgen. Tamam. 8 var, 20 var. Bakın şurayı çizseydik arkadaşlar biz. Şu kısmı çizdiğimde. Şu BE bir kenar ortay. AD de bir kenar ortay. Burası ikisinin kesiştiği nokta kesin ağırlık merkezi. Şurayı bana 90 derece vermiş. Tabana bir açıya giden 8 ise burası 16'dır. 20'den inen kenar ortayı devam ettirirsem burayı 2'ye bölecek. Ve şurası 20 ise tabana bir açıya giden burası 10. Burası da 10. Burası da 10 gelecek. Ve dostum bak şuradaki şu dik üçgenin hipotenüsü 20 geldi. Bir dik kenarı 16, hipotenüsü 20. Nasıl üçgendi bu? 12, 16, 20 üçgeni. 3, 4, 5'in 4 katı olan üçgen. Demek ki ikinci dik kenar yani x 12 gelecektir dedim. Cevap Bursa'dan çıktı. 5 numara. Muhteşem üçlü görüyorum arkadaşlarım yine. Bakın dik açıdan bir kenar ortay inmiş. O halde burası da 5. Buraya da 5 yazalım. Hatta şurada bir de 3, 4, 5 üçgenini görelim. Soruyu okuyalım. Başka da bir şey yok zaten ekstra. Buna göre x kaç santimdir diye bir soru sorulmuş bize. Şimdi iki tane diklik varsa benim Emrah hocam bana şunu öğretti diyeceksiniz. AB 90 benzerliği yap. Buraya A, şuraya B diyelim. Şurası da B olacak arkadaşlarım. A, 90, B. Burada bir B var fakat 90 yok. O halde şuradan aşağı bir diklik de ben indireyim. B, 90. Şuraya da A yazalım. Şimdi bakın bu 90'ın karşısı 5. Bu 90'ın karşısı da 5. O halde bunlar eş üçgenler. A'nın karşısı 3. Burada da A'nın karşısı 3. Şuraya 2 kaldı artık. B'nin karşısı 4, burada da B'nin karşısı 4 ve şu dik üçgen bana soruyu çözdürdü. 2 var, 4 var. Pisagor'la uğraşmıyorum. Biri diğerinin 2 katıysa
Küçük olanın kök 5 katıydı demiştik. Cevap 2'nin kök 5 katı. Evet, 6 numaraya bakalım. Biraz güzel bir soru gibi gözüküyor. Bakalım ne diyor. Şimdi şu da bir dik, bu da bir dik. İki tane aynı doğruya dik olan doğrular birbirine paraleldir. Madem ki paralel ve burayı ikiye böldüyse mecbur bu tarafı da ikiye bölecek, benzerliğin kuralıdır bu. Şu kök 6 orta taban oldu, o halde burası 2 kök 6'dır diyelim. Şurasını G ağırlık merkezi demiş mi? Evet demiş. Bunu devam ettirirsek şöyle dostlarım. Şuraya K, K dediğimde buranın da K olması lazım. Çünkü tabana 1K, açıya 2K düşsün diye. Diklikten diklikinde hadi bir de öklik yapalım, K'yı bulalım. 2 kök 6'nın karesi 24 eşittir K çarpı 2K. Yani 2K kare yapacak. 12 eşittir K kare. K eşittir 2 kök 3 geldi. 2 kök 3. Şurayı da bulduk. 2 kök 3'müş. Şimdi bu kenar ortayda ağırlık merkezinden geçtiğine göre şurayı da 2'ye böldü dostlarım. Şöyle 3 çizgi koyalım. Diğeriyle karışmasın. Şurada bir Pisagor yapıyorum. Şuna bir M harfi verelim. M'nin karesi eşittir. Bir 2 kök 6'nın karesi 24. Bir de 2 kök 3'ün karesi 12 gelecek. M'nin karesi eşittir 36 yaptı. M eşittir 6 çıktı. Demek ki şurası 6. E bu kenar ortay olduğu için burası da 6. Toplam x 12 geldi dostlar. Ve ben de geçtim 7 numaralı soruya. Okuyalım bakalım biraz. Bu da bir değişik bir soru gibi duruyor. ABC eşkenar üçgeninin, bu bir eşkenar üçgenmiş. O halde şuralara bir 60'larını paketleyelim bunun hemen. Şuraya da 60 derece yazalım. C köşesi DEF eşkenar üçgeninin, bak bu da eşkenar üçgenmiş. Buna da 60'larını bir yazalım. Bu üçgenin diyor ağırlık merkezinde. Şu C ağırlık merkeziymiş. Demek ki ben şu EC'yi birleştirirsem bu hem yükseklik olacak eşkenar üçgenden dolayı, hem burayı ikiye bölecek, hem de açıortay olacak 30-30. Devam edelim. DEF üçgeninin E köşesi ise ABC üçgeninin ağırlık merkezinde. E bu da ağırlık merkezindeymiş. Şunu da şöyle indirelim. Hem kenar ortay olacak, hem yükseklik olacak, hem de açıortay olacak. Burası da 30-30. Dostum şuraya K dediğimde bu yeşilde kalan kısım 2K. Yine bunun ağırlık merkezinden burası da K. Hatta bunlara biz 2K kök 3 diyelim. Şurayı sileyim ben. Şurada 30'ları falan unutmayın dostlarım. Şurayı bir daha çiziyorum. Şurasına 2K kök 3 diyelim. O halde buralar K kök 3. Burası da K kök 3. Bak toplam 3K kök 3 geldi. 60'ın karşısı 3K'nın kök 3 katıysa şurada 30 vardı. 30'un karşısı 3K olacak. Demek ki burası da 3K. Yine aynı şekilde burası da 3K kök 3 ise şurası 3K. 30'un karşısı 3K gelecek. Bak şurada 30, 30, 120 üçgeni çıktı. 2K kök 3 ise şunlara 2K, 2K gelecek dostum. Toplam şurası 6K'ydı, 4K kaldı. Yine 2K, 4K yazalım. 2K, 4K'yı yazalım. Şuraya da 4K'yı yazalım. Artık soruyu okuyabiliriz. Şeklin kapladığı bölgenin çevresi 28 birimdir. Hadi şunun çevresini bir toplayalım mı arkadaşlar? 4, 6 da buradan 10, 4 buradan 14, 18, 6 daha 18, 6 daha 24, bir de şurası var 28. Yani sana 28K'yı 28 vermiş. O halde K bir birimdir. Peki neyi soruyor? Üçgenlerin kesişim bölgesi olan dörtgenin çevresi. Şu yeşil bölgenin çevresini soruyor. 2, 4, 6, 8K'yı soruyor. 8K'da 8 yaptı dostlarım. 8 numarayı okuyalım şimdi. Ağırlık merkezi G noktası olan ABC dik üçgeni biçimindeki kağıt önce AG doğrusu boyunca, sonra da GH doğrusu boyunca kesilerek iki parça elde ediliyor. Daha sonra ise iki şekil arasına 1 santim mesafe koyarak ayrılıyor. Peki
9 ve 15 var. H, H üssü de 1 birimmiş dostlarım. Yukarıda verilenlere göre G, H üssü, yani şuradaki mesafe X diyelim buraya. E o halde burası da X olacak dostlar. Kaç birimdir diye bir soru sormuş bize. Şurası 9'du. Şurası 15'ti. Ben bunu buradan aşağıya doğru şöyle devam ettirirsem. Şu ne diyorduk dostlarım? Toplam kaç burası? 15, 9 daha 24. 24'ü 2'ye bölecek. 12, 12 diye. Demek ki şurası 12. Şuraya da 3 birim kaldı. Kendisi de 12 olacak buradan. 12'yi de 4'e 8 diye böldük dostlarım. Muhteşem üçlü yaptık. Bir ilk önce 12, 12, 12 dedik. Ağırlık merkezi yaptık. Tabana bir, açıya 2'den 4'e 8'i yazdık. Şimdi GH'ı arıyoruz arkadaşlarım. Pisagor yapalım. 16, şuraya X diyelim. X kare ile 3'ün karesinin toplamı 4'ün karesi 16'ya eşit. X kare eşittir 7. X eşittir kök 7 çıktı. Sorulan yer şu kısımmış. Biz nereyi bulduk? Şurayı kök 7 bulduk. Hadi bir de buradan bir Pisagor yapalım o halde. Kök 7'nin karesi 7 artı 1'in karesi 1 eşittir aranan yerin karesine. K diyelim ona, K kare. 8 eşittir K kare. K eşittir 2 kök 2. Evet, hata bende dostlar. Ben G üssü H üssü arasını bulmaya çalışıyorum deminden beri. Meğersem G üssü ile H arasını soruyormuş. Yanlışlık bizde. Geldik buna. Diyor ki ipe asılan herhangi bir cisim denge konumuna geldikten sonra ipin düşey doğrultusu cismin ağırlık merkezinden geçer. Tamam. Şimdi burada da bir 18, 24, bak 3'ün 6 katı, 4'ün 6 katı, 5'in 6 katı olacak 30 üçgeni var burada. 90, yukarıdaki şekilde verilen ABC üçgeni şeklindeki reklam tabelası, Full Yayınları'nın reklamı var orada da. A noktasından ipe asılmış ve B noktasından çekilip serbest bırakılan tabelanın denge konumuna geldikten sonraki şekli aşağıda verilmiştir. Ya burada diyor ki arkadaşlar, işin fiziksel boyutu şu. Sen diyor bunu astığın zaman diyor tam böyle dengede durursa şu yukarıdan sarkıttığın ip bu adamın tam ağırlık merkezinden geçer diyor her zaman. Demek ki şurada bir yerde bir ağırlık merkezi var. Bu ne üçgeniydi? 18, 24, 30 üçgeniydi. Şimdi şuraya da T diyelim. Ağırlık merkezinden geçen şu AT doğrusu kenarı 2'ye bölecek. 30'du, 15, 15 diye 2'ye böldü. Ve dostum sen de diyeceksin ki hocam burası madem ki 15, o halde şu muhteşem üçlüden şu AT de 15, hatta 5'e 10'dur diyeceksin. Ve ipin boyu da 5 birimmiş, onu da yazalım. Buna göre tabelanın ağırlık merkezinin tavana olan uzaklığı, bak şu aradaki 15'i soruyor sana. Tavana olan uzaklık 15'tir diyeceksin. Cevabım Adana'dan geldi dostum. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda da 4 numaralı testi gömeceğiz. İnşallah diyelim. Hadi görüşmek üzere, kolay gelsin.